Çağla ülkemizi Rio 2016 yaz olimpiyat oyunlarında yelken branşında lazer radyal disiplininde temsil edeceksin. İlk olarak şunu sormak istiyorum. Olimpiyatlarda yarışacak olmak nasıl bir duygu? Şimdi bu benim ikinci olimpiyatım. 2012'de katılmıştım. Ama tabii ki de hala çok heyecan verici. Çok güzel. Yani heyecanlıyım bayağı. Peki hazırlıklarınız nasıl devam ediyor? Nerelerde çalışmalarınız sürüyor? Yani şu anda yapılan programa göre önümüzde 3 Ocak'ta yılbaşından sonra Kanarya Adaları'na gideceğiz. Kanarya Adaları'nda bir kampımız var. Daha sonra orada Avrupa Şampiyonamız var. O yüzden orada kamp yapıyoruz. Daha sonra Dünya Şampiyonası var Meksika'da. Ondan yani bu Dünya Şampiyonası'na kadar olan süreçte de sürekli milli takımla antrenmanlarımız ve kamplarımız olacak. Mayıs'ta Rio'da bir 10-15 günlük kampımız olacak. Daha sonra Haziran-Temmuz'da tekrar bir 10'ar 15'er günlük gitmeyi düşünüyoruz. Zaten Ağustos'ta da olimpiyatlar. Dünya şampiyonası dedin. Olimpiyatlara kadar katılacağın başka uluslararası turnuvalar olacak mı peki? Bir de Kanarya Adaları'nda olacak, katılacağımız olan Avrupa şampiyonamız var. Dünya şampiyonası var. Onun dışında da küçük küçük yine yurt dışında yarışlara katılacağız. Ama en büyükleri Avrupa ve Dünya şu anda. Şunu sormak istiyorum. Lazer radyal disiplini nedir? Biraz anlatabilir misin bize? Laser radyal tek kişilik bir sınıf ve bayanlar için olimpik bir sınıf. 2004 yılında 2000 yılında galiba ya da 2004 yılında olimpiyatlara girdi. Ben bu sınıfta ülkemi ilk kez temsil eden kadın sporcuyum. 2012'de ilk kez kotayı alarak gittim. Daha çok kondisyona dayalı bir spor. Aynı zamanda hafif havalarda tabii daha böyle düşünerek de taktik olarak da yapmamız gereken çok şey oluyor. Ama sert havalarda daha çok kondisyon ağırlıklı. Yani ikisinin ortası diyebiliriz aslında. Hem kondisyon hem çok fazla düşünme gerektiren bir spor. Peki sen neden bu disiplini, branşı seçtin ve nasıl başladın? Ya ben aslında öyle bir özellikle seçme gibi bir şey olmadı. Ben Marmaris'te yaşıyordum ve orada aşağı yukarı bütün sporları denedim. Yüzdüm, basketbol oynadım ama imkanlar çok kısıtlıydı ve bırakmak zorunda kalıyorduk. Daha sonra bir yaz okuluyla tanıştım ben yelkenle aslında. Gezi düzenledi okulumuz ve hani ben de belki bu yaz bunu denersem gayet eğlenceli bir şey olabilir diye aileme söyledim. Ailem de yazdırdı beni. Böyle bir yazımı geçirmek için aslında gitmek istemiştim. Sonra devam geldi. Daha sonra Marmaris'te 3 yıl yarıştım ve Fenerbahçe'ye transfer oldum. Zaten Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra biraz işlerin boyutu değişti. Orada bir anda böyle olimpiyatlara hazırlanırken buldum kendimi. Güzel olmuş o zaman. Bu spora başlayacak gençlere neler önerirsin, neler yapmaları lazım sence? Ya çok güzel bir spor. Doğayı seviyorlarsa denizden korkmalarına hiç gerek yok. Çünkü her zaman antrenörler yanımızda oluyor. Ya öyle korkuları varsa hiç gerek yok. Kesinlikle bence çok güzel bir spor. Kafalarını çok iyi boşaltabilecekleri yer. Ya sadece hani olimpiyatlara hazırlanmaları da gerekmiyor ayrıca. Burada çok güzel bir ortam var. Herkes birbiriyle arkadaş gibi. Bütün kulüplerimiz gördüğünüz gibi yan yana. Yan tarafta Galatasaray, burası Fenerbahçe, yan taraf İYK, İstanbul Yelken Kulübü. Herkes çok yakın. Aynı zamanda yarışlarda da öyle. Yani kimse böyle rakip gibi değil. Herkes arkadaş. Denizde rakip, karada arkadaş herkes. Ya çok güzel bir ortamları olabileceğini düşünüyorum ben. Çağla teşekkür ediyoruz. Sana başarılar diliyoruz. Rica ederim. Rio'da beni izleyin.